Merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü sıkılmıyorum. Sıkılınca video çekiyordum. Bayağıdır ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Haberimiz yok, öldün mü kaldın mı demişler. Şöyle bir etrafı göstereyim dedim. 16 Kasım bugün. Bir ara bir soğuk oldu. Hatta kar atıştırdı. Ondan sonra eridi. Bu birkaç haftadır da hava sabah 8-7-8 derece. Gece 2-3 derece. Bunlar da gündüz çıkıyorlar işte böyle. Biraz önce yağmur yağdı. Gene de içeri girmediler. Böyle geziyorlar. İçeri giriyorlar. Yani bu platformu gösterdim mi bilmiyorum. Ben bunların şeyini bitirdim. Kümesini. Artık böyle buradan kafese bağlanıyor. Böyle platform yaptım. Boyadım da. Böyle güvenli güvenli inip çıkıyorlar. Çok şeyler. Huysuzlar. İstedikleri kadar şeyi bulamıyorlar. Bahardaki gibi solucan bulamıyorlar. Yeşillikle idare ediyorlar. Onun için kızgınlar. Bu gri ile sarı yavru yumurtlamaya daha yeni başladı. İşte içeriği de göstereyim. İçerisinde böyle geçen hafta temizleyecektim. Temizleyemedim. İşte böyle platform yaptım burada. Folluk. Aynı zamanda uyuyorlar da burada. Burayı çok seviyorlar. İşte böyle yarıya böldüm burayı. Buradan merdivenden çıkıyorlar. Yani burada sabah iki yumurta almıştım. Bir yumurta daha yapmışlar. İçerisi boklu. Çünkü daha temizlemedim. Bu hafta bir daha temizlerim artık. İşte içeride ısı derecesini sürekli kontrol ediyorum. Bu pencereden çıkıyorlar. Dışarıdan platformdan yürüyorlar. Isıtıcıyı da şuraya taktım lazım olursa diye. Daha henüz yakmadım hiç. İşte burada ışıkları, kameraları, her şeyleri burada izliyorum bunları. Bir sıkıntı olmasın diye. Bu kum iyi fikir oldu. Aynı kumu temizleyip kullanıyorum. Arada bir iyotlu dezenfektan sıkıyorum hasta olmasınlar diye. Koku yok. İçerisi kokmuyor. Hani kirli görünüyor ama koku yok. Pencere de açık zaten sürekli. Ondan herhalde. Duvarları yemeye başlamışlar. İşte böyle. İşte bu cama da böyle şey taktım. Bu kapıyı bir türlü yenileyemedik. Buna sıra gelmiyor. Yine masraf çıktı. Bu şeyin garajın damı akıtmaya başladı öbür taraftan. Burada da var biraz. Seneye onu yaptıracağız. Hiç bitmiyor yani masraf. Buraya şey taşıdım işte. Böyle bitki yataklarını buraya taşıdım. Bunları üstüne şey kapatacağım. Tel kapatacağım. Burada sürekli hazır yeşillikleri olacak. Seneye bunları çok dışarı salmayı düşünmüyorum. Hani oradaki yeşilliği yesinler. Ya sadece sezon başında bir de sezon başının sonunda çıkartacağım ki hani böcekleri yesinler diye. Seranın etrafında. Onun dışında içeride kalsınlar. Bitkileri zarar vermesinler. İşte böyle hepsi kurudu, sündü, gitti. Bu yıl pek bir verim alamadık. Yani yeşildi bütün domateslerim. İçeri götürdüm. Hiç ziyan olan domatesim olmadı yeşil olmasına rağmen. Kızardı. Mutfak masasına yığmıştım böyle yığın yığın. Orada kızardıkça yedik. İşte seranın içi böyle. İçeride ki ne varsa söktüm seneye hazır olsun diye. Dışarıdaki kaplamaları da buraya aldım. Çamura bulanmasın. İşte böyle. Birazdan şeye gideceğiz. Yirkin'in bir arkadaşı bize yazın yemeğe gelmişlerdi. Onlar bizi çağırmışlar. Şimdi oraya gideceğiz. Hazır çıkmışken de şöyle bir çekeyim dedim. Artık çekmiyorum video çok çünkü sıkılmıyorum. Yirki evden çalışmaya başladı. Yani evde sürekli bir ses oluyor. Canım sıkılmıyor. Yani benim için çok iyi oldu. Onun için de iyi oldu. Evden çalışıyor. Ayda bir, iki. Lazım oldukça ofise gidiyor. Onun dışında her şeyini eve getirdik. Atölyenin yarısını ofis yaptık. Böyle işte etraf çamurlu. Burada yine köstebek yuvası var. Ayağım battı buraya. Köstebekten kurtuldum sanıyordum ama kurtulmamışız. Bir tane bile sarımsak toplayamadım. Sarımsak, soğan ne varsa almış götürmüş. Seneyi burayı biçeceğim. Tamamen dibinden, altından, üstünden. Ne oyuk moyuk varsa göreceğiz artık. Bu yıllık böyle oldu. Ama büyük işleri bitirdim yani. Seneye tavukların kümesiyle uğraşmayacağım. Kafe binasıyla uğraşmayacağız. Her şeyimiz tam. Sadece bir elektrik çekilecek oraya. Kafe demişken de internet sitesini falan
Vakti dolmuştu, yenilemedim. Çünkü internet sitesinden hiç sipariş almadım şimdiye kadar. Hep siparişler Facebook üzerinden geldi. Facebook açık. Onun dışında Reko'ya gitmiyorum. Da içeri sokmam lazım. Artık Reko'ya gitmiyorum çünkü masrafımı karşılamıyor. Yoğun masrafını karşılamıyor. Yani belli bir ücretin üstünde sipariş olursa adrese götürüyorum. Onun dışında çek sallamıyorum. Yani çünkü yürük evden çalışmaya başladığından beri canım sıkılmıyor. Yani günlerim böyle şey geçmiyor. Bunalımlı geçmiyor. Daha iyiyim. Belki bu hastalığımın iyileşmesinde de şey var, bu can sıkıntısı, depresif halim gitti yani. Karakterim, eski karakterime döndüm. O eski cıvıl cıvıl halime döndüm. İyiyim yani. Normal diyetime devam ediyorum. Hani bir diyet yapıyordum, bir ay işe yaramadı deyip başkasına geçiyordum. Artık aynı diyette devam ediyorum. Kilom 100, 102 idi hatta sabah. Ama bayağı bir inceldim. Yani 5X large'dan 3X large'a düştüm. Giyemediğim bütün kıyafetleri giyiyorum. Göbeğim bayağı bir küçüldü. Hani böyle davul gibiydi. Bayağı bir küçüldü. Bu diyetten devam ediyorum. Yavaş gidiyor ama gidiyor. Ve ideal kiloma sonunda döneceğim. Hiç sıkıntı çekmiyorum. Yani diyet yaparken de sıkıntı çekmeden yapıyorum. Alıştım yani, artık vücut da alıştı. Gene şeysiz, zehirsiz yaşama devam. Yani gördüğünüz gibi oturmaya gidiyoruz. Bir gram makyaj yok suratımda. Tamamen doğalım. Saçım da öyle. Saçım uzamaya başladı. Böyle işte kıvırcık esiyor diye kapattım şimdi. Öyle arada bir dökülüyor saçım. O da benim salaklığımdan. Böyle kolayıma geldi, birkaç kere sabunla yıkadım. Ondan sonra gene dökülmeye başladı. Gene döndüm çamurla yıkamaya. Öyle işte. İyiyiz. Keyfimiz yerinde. Yani bir sıkıntı olduğundan değil de bir sıkıntı olmadığından video çekmiyorum. Genelde bir de böyle bir ihtiyacım, hani eskiden bir anlatayım derdimi, içim ferahlasın falan filan, öyle bir yani bu zaten kanalı açma sebebim oydu. Öyle bir ihtiyacım kalmadı ya. Hani böyle bir yere yetişecekmiş gibi bir his vardı içimde sürekli. Sanki bir yere geç kalıyormuşum gibi. İşte o vücuttaki dengesizlikten, hormon dengesizliğinden oluyormuş. Şu an her şey normale dönmeye başladığı için hiç öyle bir yere yetişecekmişim gibi bir hisim de yok. Sakinim de. Böyle çok çabuk sinirleniyordum tiroidden dolayı. Sinirlenmiyorum da öyle. Yani kendimi buldum. Sağlıklı oldukça karakterim, eski karakterim yerine geliyor. Hani bu depresif, sinirli karakterim gidiyor. Sürekli pozitifim ya. Böyle eskiden hani kendime sinir oluyordum. Ben böyle sabah insanıyım. Hani bazıları böyle Nemrut uyanır ya yataktan. Uyandım, niye uyandım diye. Ben öyle bir insan değilim. Ben böyle enerjik zıplarım yataktan böyle tüm enerjimle. Yani öyleydim bu hastalıktan önce. Sonra işte Nemrutlaşmaya başladım böyle. Sabah uyanmak istemiyor falan. O eski halim geri geldi. Yine yataktan fırlıyorum böyle, uyanıyorum. Full enerjik uyanıyorum. Bu halimi seviyorum yani. Bu tamamen hormonlarla alakalıymış. Hormon dengesizliğiyle. O da işte beslenmeyle alakalı. Ya yani çok iyiyim. Yani tabii alerjim olan şeyleri yemiyorum. Uzak duruyorum. Diyetime devam ediyorum. Yani kilodan gitmedi. Hiç gitmedi yani kilodan. Ama bayağı inceldim yani. Sebebini anlamış değilim. Ama çok inceldim. Eski kıyafetlerimi giyiyorum. Bu da daha bir mutluluk veriyor bana. Yani benim Yalova'dan getirdiğim mont vardı. Daha önceden zayıfken giydiğim bir mont vardı. Hiç içine giremiyordum. Ya böyle kollarım sığmıyordu. Şimdi onu giyip yürüyüşe çıkıyorum. Çok hoşuma gidiyor yani. Böyle devam edeceğiz. Şunları içeri sokayım. Biz de geç kalmadan gidelim. Daha postaneye uğrayacağım. Herkese selamlar. Benim keyfim yerinde. İyiyim, ölmedim, kalmadım. Herkese öpüyorum.